Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere gözümüzü kapatıp uzun vade tutabileceğimiz her anlamda başarılı 3 tane yatırımlık şirketi inceliyor olacağız. Aslında borsanın gözdesi 3 tane şirketi inceliyor olacağız. Oldukça önemli bir video çünkü hisseleri burada incelerken birçok maddeyi birçok parametreyi aynı anda incelemeye çalıştım ve bu sayede borsanın gözdesi 3 şirketi seçebilmeye çalıştım. Uzun vade tutabileceğimiz ve her anlamda başarılı 3 tane şirketi birlikte inceliyor olacağız. Videoya geçmeden önce yorumlar kısmındaki link üzerinden katıl tarafına kayıt olarak ekstra video ve eğitimleri orada görebilirsiniz. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmadıysanız çok teşekkür ederim. Hemen videoya başlayalım. Şimdi buradaki önemli noktalarımızdan bir tanesi belli başlı notlar vereceğim ki bu 3 şirketi neye göre seçtiğimizi iyi belirleyelim. 1. Borsamızda muazzam yazılım şirketleri, muazzam enerji şirketleri, muazzam inovatif şirketler de var. Fakat benim bu videoda istediğim dolar bazlı da lineer olarak kazandıran sanayi şirketlerini bu videoda derlemek istedim. Bu yüzden şu şirket neden yok bu şirket neden yok demeyelim. Bir diğer önemli nokta. Başta da söylediğim gibi birçok farklı parametre var. Mesela borç ödeyebilme gücü, sektör, sektörün içerisindeki durumu ve sektörün geleceği, büyüme ivmesi, hedge durumu gibi çok farklı kritere bakılarak bu sonuçlar çıkartıldı. Yani overall'da iyi olan hisseleri burada çıkartmaya çalıştım. Bunlar uzun vadeli olduğundan alıp da uzun vadeli portföylere atmak için acele etmemize gerek yok. Yani birazdan inceleyeceğimiz 3 şirketi de alım satımını yaparken uzun vadeli tutmayı hedeflediğimiz için. Çünkü uzun vadede endeks üstü de altın üstü de, dolar üstü de getirmiş şirketler ve bu şekilde devam etmesini de düşündüğümüz şirketler. Bu yüzden portföylere eklemek için acele etmeye gerek yok. En iyi alım noktalarını size söyleyeceğim. Bu nedir? En iyi alım noktası bu şirketler için tam borsa bitti, battı, yıkıldı denilen zamanlarda almakta fayda var. Bu borsadan artık hiçbir şey olmaz dendiği zaman kademe kademe almakta fayda var. Yine yıllar boyunca da ek olarak lot arttırma stratejilerini uygulayabilirsiniz. Ama bu tarz şirketler uzun vadeli olduğu için en iyi zamanlar endekste çok sağlam düşüşlerin olduğu. Mesela bakın şurada bir düşüş var. Bu düşüşler gibi. Burada yaşanan düşüşler gibi. Buralardaki düzeltmeler gibi. Buradaki düzeltmeler gibi. Düzeltmeler yakalayıp almakta çok daha büyük fayda var. Çünkü zaten uzun vadeli aldığımız için herhangi bir sıkıntımız olmayacaktır diyebiliyorum. Şimdi öncelikle videoya geçmeden önce şuna bakacağız. 2013'lü 2023 arasında olduğumuz. Yani son 10 senedeki endeks getirisine bakacağız. Bakın 2013 yılına gittiğimiz zaman en tepede endeksimizin 850'ler seviyesinde. Işte ortalarda da 600 Dipte işte 560 ortalarda da 700 seviyelerine kadar geldiğini tepede 5500 gördüğünü görüyoruz. Bu bağlamda yapacağımız şey çok basit. 5500 bölü 700 yaparsak endeksin 10 senede 7.8 kat hadi bizden de biraz olsun 8 kat getirdiğini görüyoruz. Bu da dolar bazlı getiriyi doğru bir şekilde hecedemiyor veya dolar getirisinin altında bırakmış oluyor bizi 10 senede 8 katla. Bizim buradaki şirketlerimizin çok daha yüksek getirileri olduğunu görebiliyor olacağız. Hemen ilk şirketimiz Ford otoyla başlayalım. Şimdi Ford Oto'ya 2013'ten itibaren bir bakalım. 2013 yılına baktığımızda en tepeden alsak 30 lirayı gösteriyor. Bu da şu anda en tepeye gittiğinde 20 katın üzerinde bir getiri sağladığını gösteriyor. 2013'ün ortalarını alırsak 20 liraları görüyoruz ki burada da 30 katlar bizim için mümkün oluyor. Aşağı yukarı 20 ile 30 25 katlar civarında bir getirisinin söz konusu olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim biraz da kısa tarafına girelim. Kısa vadesine baktığımız zaman endeksin düzeltmesine çok net iştirak etmedi. Bizim burada bir seçtiğimiz 5, 550 lira desteği vardı. Buraya geldi. Buradan kademe olarak alım yapanlar için evet beklemeye devam etmek fayda var. Ama şu an yeni alacaklar için biraz daha aşağılara çekilmesi. Belki bir kademe 580'lerde. Belki bir kademe 555'lerde. Olursa endekste daha büyük düşüşler, düzeltmeler o zaman daha aşağılara gelecektir. Ama 580 ve 555'ler ilk kadememiz olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki dediğim gibi bunu almak için çok uzun periyotlarımız var. Çünkü bunlar oldukça uzun vadeli şirketler. Bu yüzden herhangi bir şekilde acele etmemize gerek yok. Gelelim Ford Otomotiv tarafına. Ford Otomotiv'in en güzel ve en güçlü özelliklerine baktığımız zaman hedge dengesinin çok iyi olduğunu biliyoruz. Yani kurla çok fazla bir ilgisi yok. Kur alsa da azalsa da Ford otomotiv işini yapmaya devam edebiliyor. Hatch dengesi kuvvetli. İhracat çok güzel. Düzenli büyümesi gayet iyi. Çok güzel seviyelerde ve dengeli bir temettü büyümesi var. Hem temettü büyümesi hem temettü dengesi var. Ne hepsini dağıtıyor ne hiç dağıtmamazlık yapıyor. Çok güzel dengeli bir temettüsü var. İnovatif ve geleceğe dönük konumlarda da gayet başarılı olduğunu görüyoruz. Öz kaynakları kuvvetli ve büyümesi iyi. Satışlarda esas faaliyet kârında ve net dönem kârında ne uçup kaçıyor ne yerin dibinde kalıyor. Çok güzel lineer bir büyümesi olduğunu satışlarda Faber'de Çeyrek net karda görüyoruz fiili dolaşım oranı bizim için çok önemli ve gayet güzel bir fiili dolaşım oranı var aynı zamanda koç grup şirketi olması da bizi tatmin ediyor tabii ki biraz son zamanlarda FK'sı, fd fabrik oranları arttı bunun artma nedeni karının yetersiz olduğundan değil de daha ziyade fiyatının artmasından kaynaklandı tabii ki 2022 içerisindeki son çeyreği çok iyi olsa da daha önceki birkaç çeyrekte de kar artışlarını bekliyorduk orası da biraz bizi üzdü bir diğer önemli noktada fiyatının çok artması bizi fk ve fd fabrik değerinde üzdü zaten şirketimiz 580, 550 veya işte daha aşağı kademeler olan 510'lara geldiği zaman çarpanların hızlıca onun altına geçtiğini de görebiliyor olacağız. Kaldıraç oranına baktığımızda %77 seviyelerine gelir etmesi gayet güzel. Özellikle de artık yavaş yavaş borçluluk oranlarını şirketlerden azaltmalarını isteyeceğiz. Çünkü aldıkları kredi oranlarının çok arttığını görebiliyoruz. Öz kaynak karına baktığımızda %116'dan %118'e çıktığını görebiliyoruz. Buradaki artışı güzel. Yüzde aşağı yukarı 1-2'lik bir, bir artışı söz konusu. Önemli olan artışı değil bulunduğu seviye. Yani 20'de kalsaydı ve %22'ye gitseydi kabul etmezdik. Ama zaten %116 öz sermaye karlılığı ile çalışması bizim için gayet güzel. Nedir öz sermaye karlılığı? Öz kaynakların oranla oluşturduğu net dönem karı marjı gayet iyidir. Bunu da ifade edebiliyoruz ve ilk şirketimiz Ford Auto bu noktada bizlere katılmış oluyor. Liner büyümesiyle yıllardır düzenli bir gelir kapısı üretmiş oluyor. Tabii burada söylemediğim bir nokta daha var. 2013 ile 2023 arasında ne demiştik 20 veya 30 kat aldığımız fiyat baremine göre değişiyordu. Ama bu fiyatların içerisinde temettüler dahil değildir. Bir de 2013 ile 2023 arasında aşağı yukarı hesaplayabiliriz bir de işte, e, tahmin ettiğim üzere 100 lira civarında da bir temettü dağıtımı söz konusu oldu. Bunu da üzerine eklediğimiz zaman katın daha da fazla arttığını görebiliyoruz. Bu da dediğim gibi alternatif yatırım araçlarının gayet üzerinde bir portföyü bize sunmuş oluyor. Buradaki hedef e, beklentimiz de 5 yıl ve üzeri olarak söyleyebiliriz. Hemen gelelim bir sonraki şirketimize şişe cama. Şişe cam zaten buradaki şişe camı en önemli noktalardan bir tanesi bir hedge dengesi var zaten. Yani bu listeyi almamı sağlayan ve şişe camı ön plana çıkartan en önemli noktalardan bir tanesi hedge dengesi var o cepte. İkincisi pazar domine edebilme gücü. Hem Avrupa'da hem dünyada çok iddialı rakamları var ve tabii ki yine başarılı büyümesi de bizim için gayet avantaj olmuş oluyor. Ama tekrar ifade ettiğim gibi pazar büyümesi yani pazarı domine edebilmesi çok kuvvetlidir. Şimdi bugün baktığımız zaman Türkiye'nin en iyi gıda şirketi dediğimiz zaman dünyada ve Avrupa'da esamesi okunmaz. Ya da işte ne diyelim Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketi dediğimiz zaman Amerika'ya Avrupa'ya, dünyaya kıyasla esameleri okunmaz, listelere giremezler. Ama şişe cama baktığımız zaman yaptığı sektörde yani bulunduğu sektörde dünyada ve Avrupa'da ciddi dereceleri var. İşte bazı tabii ki kategorilerine göre değişmekle birlikte bazen dünyada ikinci oluyor, bazen Avrupa'da ikinci oluyor, bazen dünyada üçüncü oluyor farklı kategorilerde. Bu çok güzel. Dünya tarafından bilinen Türkiye pazarını zaten domine etmiş ve dünya pazarına da oynayan, etkisini arttırmaya çalışan bir şirket olduğunu görüyoruz. Bu da overall'da bize doğru sonuçları çıkartmış oluyor. 2013 itibariyle getirisine baktığımız zaman aşağı yukarı 2013'te düzenli bir fiyat varmış. Yani 2 liralar civarında olduğunu söyleyebiliriz. Tepede gittiği fiyata baktığımızda 47 liralarda. Ya biz bunu 50 lira olarak alırsak 25 katlık bir büyüme söz konusudur. Zaten şişe çok fazla temettü dağıtmadığı için burada temettüyü eklemişiz üstüne. Mesela FortoToy'u bir teyit edelim diye açtım. FortoToy'a baktığımız zaman bakın hisse başına nette 72 kuruştan başlıyor yukarı doğru. 2 liralar, 5 liralar, 3 liralar söz konusu. 10 lira, 5 lira, 12 lira. Aşağı yukarı 100 liraya biraz fazla söylemişiz ama 40 45-50 liralar mantıklı gözüküyor. Şişede bu temetü dağıtımı çok daha az olduğu için temetü fiyatında dışarı çıkartmış olabiliriz. O artık kısa günün karı diye düşündüğümüz bir noktadır. Zaten 2013 itibariyle baktığımızda aşağı yukarı dediğim gibi 20 kat 25 kat civarında bir getirisi söz konusu olmuş. Bu da yine alternatifi olan yatırım araçlarının üstüne çıkartıyor kendisini. Tamam gelelim günlük grafiğe ve doğru alım noktaları seçmeye çalışalım. Şimdi şişenin tepeden düzeltmesine baktığımız zaman fena değildi. %15 civarında bir düzeltme sağlamıştı. Şu anda 44 lira fiyatlarında. Aşağıda aslında güzel alım noktalarımız için birçok alım noktası var. Artık şuradaki destek biraz daha önemini yitirdiği için onu buraya çekebilirim. Burada güzel bir desteği var. Buradaki 41 lira 76 kuruşlar, 40 lira 06 kuruşlar şişe için doğru alım noktaları olabilir. Ve aşağısına geldiğinde kademeli kademeli almakta herhangi bir sıkıntı yok. Ha buralarda neyi kovalayacağız? Biraz da işte siyasi karışıklıklar pandemi durumları, savaş durumları, felaket durumları veya endekse gelen ciddi darbeli satışlar kovalanıp buradaki çok ciddi fiyat kayıplarını ve bir hızlı bir şekilde alım noktası olarak değerlendirerek tabii ki kademeli olarak alım noktası olarak değerlendirerek yine 5 sene artı portföylerimizi atıp dolardan da altından da endeksten de yüksek bir getiriye sahip olabiliriz. Gelelim son şirketimizde ama şişenin de bir büyümesine bakalım. Zaten öz kaynakları çok muazzam seviyelerde ama ona rağmen %30 büyütüyor. Satış artışı esas faaliyet karı ve net dönem kar artışı çok güzel. Satışlardaki büyüme çok lineer domino taşı gibi. Fiili dolaşım oranının bir tık fazla olduğunu görüyoruz. Sadece keşke daha az olsaydı ama kabul edilebilir seviyelerde. Çarpanları şu an için çok güzel noktalarda. Öz kaynak karlılığı sadece 43'ten 33'e gerilemesi ve aynı zamanda 33'ler seviyesinde kalıyor olması. Yani bir 120'den 90'a inse bu kadar üzülmezdik. Ya da 120'den 110'a inse bu kadar üzülmezdik. Ama buradaki bulunduğu seviye biraz kötü olduğu için bunu biraz tabii ki sorguluyoruz. Ama bunun da önemli nedenlerinden bir tanesi öz kaynakları çok kuvvetli olduğu için Için. ürettiği karlılık az değil ama öz kaynakları çok kuvvetli olduğu için oransal da aşağı geliyor. %45 olan borçluluk oranını %41'e indirdiği de gayet güzel bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle önümüzdeki süreçte kredilerin pahalanmasıyla birlikte. Gelelim son şirketimize. Son şirketimizde Aydem'i göreceğiz. Şimdi Aydem'e geçmişe doğru bakamıyoruz. Çünkü zaten daha yeni halk arzı olan bir şirket olduğunu biliyoruz. Burada Aydem'i alma noktamlarından bir tanesi büyümesi. Kurulu güç artışı, düşük fiili dolaşım oranı ve buradaki iki şirketi biraz hecedebilip farklı sektörlere kaydırma noktasında ve geleceğe dönüklüğü daha kuvvetli olan sektörlere kaydırma noktasını istediğimdendir. Bunun yanına ya da Aydem yerine farklı yenilenebilir enerji şirketleri eklenebilir miydi? Eklenebilirdi. Bir yazılım şirketi mesela bir logo eklenebilir miydi? Eklenebilirdi. Ama biraz daha hem büyük olsun yani öz kaynakları olarak da daha büyük olsun hem biraz daha yaptığı işler sanayiye daha yakın olsun istedim. Sadece rüzgar enerjisi, güneş enerjisi de değil de mesela burada hidroelektrikle de üretmeye çalışıyorlar. Orada biraz da sanayileşme kar güdüsü daha fazla olan bir şirkete eklemek istedim bu noktaya. Aydem tarafına baktığımız zaman zaten çok ciddi fiyat kaybettiklerini biliyoruz enerji şirketlerini. Bunlar da avantajdır. Yani mesela ciddi fiyat kaybeden bazı şirketlerimiz var. Nedir bunlar? Enerji şirketleri. Nedir bunlar? Demir çelik şirketleri. Nedir bunlar? Yazılım şirketleri. İşte bunlar bizim için ya da emtia tabanlı iş yapan şirketler çok ciddi değer kaybettikleri için fırsat oluşturuyorlar. Bunlara baktığımız zaman da Aydem'de %50'lik bir fiyat geri çekilmesinin söz konusu olur olduğunu görüyoruz. Şu an bulunduğu fiyatlar alım noktaları için uygundur. Bunun haricinde 13 lira 98 kuruşta hatta 14 lira diyelim 14 lira da güzel bir desteği var. Daha aşağı çekilmelerde 10 lira 80 kuruşlar yukarıda 11 buçuk liralara kadar da doğru alım noktaları bizleri karşılıyor. Aydem tarafına baktığımız zaman özellikle de faaliyet raporları içerisinde de gördüğümüz üzere kurulu güç artışı çok güzel gidiyor. Zaten burada yenilenebilir enerji şirketinden istediğimiz şey bu. Satışları artışı esas faaliyet karı artışı net dönem karında eksiden artıya geçişi çok iyi. Öz kaynaklarını ikiye katlıyor ve bu düşük bir öz kaynak değil yani bir bebek şirket değil 8 milyara 17 milyara katlıyor çok güzel çarpanları şu an için hala bir miktar daha düzeltilebilir ama bu fiyattan dolayı değil mesela burası karsızlıktan dolayı geliyor daha iyi bir karlılık bekliyorduk artık özellikle de 2023 yılı çeyrekleri itibariyle bu yenilenebilir enerji şirketleri pozitife doğru çıkmaya başlayacaktır biraz biraz daha öz kaynak karlılığı tabii ki dolaylı olarak çok düşük seviyelerde seyrediyor bu öz kaynak karlılığının düşük seviyelerde seyretmesi de öz kaynaklarını %100 arttırıp hızlı hızlı katlar buna yetişecek şekilde karlılık arttıramaması olarak karşımıza çıkıyor. E, tabii ki işler neye dönüyor? Biraz da geleceğe dönük, biraz daha işte teknoloji, inovasyon gelecek olduğu zaman riskler artıyor. İncelememiz gereken parametre sayısı artıyor, kar marji, geleceğe dönük getiriler arttığı için buradaki mecburen risk ölçüsü de artmış oluyor. Bu üç şirkete baktığımız zaman bizim için Özellikle de Ford Auto ve şişe başta olmak üzere aynen biraz da bu portföyü dengeleyici olarak işin içerisine giriyor ama siz kafanızda çıkartabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Daha fazla getiri, daha fazla risk istiyorsanız daha fazla riskli şirket, ufak şirket ekleyebilirsiniz. Burasını biraz siz dengeleyebilirsiniz istediğiniz üzere ama Ford Auto şişe başta olmak üzere bu portföy gerçekten gözümüzü kapatıp uzun vade tutabileceğimiz her anlamda başarılı 3 yatırımlık şirketi bizler için sağlamış oluyor. Önemli olan tekrar videonun başında söylediğim gibi kademeli alım satım yapmayı unutmayacağız. Bu borsa bitti Allah kahretmesin bu borsayı bu borsadan hiçbir şey olmaz artık dedikleri noktalar bizim alıma başlayacağımız noktalar olacaktır. Hiç unutmayın çünkü bunlar uzun vadeli portföylerdir. Büyük majör düşüşler bize çok güzel dip fiyatları veriyor olacaktır. Yorumlarda bulunan link üzerinden katıl tarafına katılarak ekstra video içeriklere sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda kanala abone olmayı beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmadıysanız çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.